Bueno, dos partes muy muy distintas, la primera y la segunda. İlk yarı ve ikinci yarı çok farklı oyunlar oldu. Para mí la primera parte es la peor primera parte desde que yo estoy aquí. Benim şimdiye kadar oynadığım maçlar içerisinde en kötüsüydü ilk yarı diyebiliriz. Devre arasında düzelme şansı yakaladık. Fakat bu aylar içerisinde oynamak istediğimiz şeyin tam tersini. Böyle bir şeyin olabileceğini biliyorduk zaten. Çünkü hafta içerisinde konuşmuştuk sürekli neden bu maçın çok önemli olduğunu. Televizyonlarda, gazetede, medyada sürekli geçen şey şuydu. Sanki Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray için sezon bitti. Biz de kulüp içerisinde ise ben sürekli hatırlattım. Yani bu Galatasaray amblemi için, aynı zamanda taraftarlar için kalan 6 maçın tamamını kazanmaya çalışmalıyız. Ya bugün bu takım Fenerbahçe'den daha fazla bize problem yarattı. Esto, daha fazla kontra atak şansı yakaladılar. Hoca olarak böyle bir şey kabul edemem tabii ki de. Her pazar, her hafta sonu maça çıkabilmek için gerçekten efor sarf eden bir oyuncu. Öncelikle bunu bilmeniz lazım. Estaba previsto que jugara unos 70 minutos, ha jugado un poco más. Yaklaşık 70 dakika oynar diye düşünmüştük. Biraz daha fazla oynadı. Fakat oyuncular arasında bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. O onunla alakalı bir durum. Le dicho que esté muy tranquilo porque ha hecho una segunda parte muy buena. Ben ona dedim sakin ol çünkü çok güzel bir ikinci yarı çıkardın. Es un jugador maravilloso y una persona también maravillosa. İnanılmaz bir oyuncu ve aynı zamanda inanılmaz bir insan. Bütün oyuncular ellerinden gelen her şeyi yapmak istiyorlar ve tabii ki de kendileri gol atmak da istiyorlar. Los jugadores todos están a 200 pulsaciones en el campo. Orada 200'le atıyor kalpleri. Y a veces uno recrimina a otro cosas. Bazen aralarında bu tarz konuşmalar geçebiliyor. Importancia cero. Hiçbir önemi yok. No sé, de la ciudad deportiva que Murután comía solo, siempre come solo. Mesela benim Florya'da orada gördüğüm şey biraz yalnız başına yemek yiyordu geçen gün Florya'da. Es complicado comunicarse con él. Onunla iletişim zor olabiliyor. No habla nada más que rumano y a veces no está el traductor. Sadece kendi ülkesinin dilini konuşuyor. Romence bazen tercümanın yanında değil. Todo el mundo en el club porque es un buen chico. Aparte de un profesional es un buen chico. Lo intenta ayudar. Profesyonel olmanın yanında çok iyi bir çocuk olduğu için seyirdeki testteki herkes ona yardımcı olmak istiyor. Absolutos disparates acerca de Murután, que si lo dejamos solo, que si no tenemos atención con él, es todo al contrario. Çok yani absürt şeyler duydum gerçekten. Yok Murután'ı yalnız bırakıyormuşuz, onunla ilgilenmiyormuşuz gibi. Öncelikle tebrik edeceğim başkan seçildiği zaman. Si creen que la culpa es nuestra de lo que nos hemos encontrado. Burada karşılaştığımız durumla ilgili hatanın bizde olduğunu düşünüyorlarsa. Ellos están en su derecho de hacer lo que quieren. İstediklerini yapma onların hakkıdır. Los vamos a felicitar. Biz onları tebrik edeceğiz. Nosotros tenemos un año más de contrato. Bizim bir sene daha kontratımız sabemos, var. Sabemos o sabíamos o sabemos lo que queremos hacer aquí y cómo queremos mejorar el equipo. Takımı nasıl daha iyi yapabiliriz? Bununla ilgili planımız zaten vardı ve olmaya devam ediyor. Bana geçen gün sordular herhangi bir kaygım var mı diye. Ben herhangi bir kaygım yok dedim. Dünya Kupası kazanmış, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kazanmış, kendi farklı liglerini kazanmış olan hocalar, bu kadar prestijli hocalar gelip de burada 3 aydan sonra gidiyorlarsa eğer bu aslında Türk futbolunun kendisine sorması gereken bir soru. Yani benim herhangi bir kaygım yok. Ben işimi biliyorum. Olabilecek maksimum puanı kazanmak. Hani dışarıdan duyduğumuz şeylere rağmen. Fenerbahçe maçından sonra bitti falan gibi biz bunları düşünmüyoruz. Yani günün sonunda biz eğer daha fazla puan kazanmayı başarırsak o noktadan sonra karar da takdirde yukarıdaki insanların olur. Ben gelecekte olacak bir şeyi kontrol altında tutamam. Yo trabajo 12 horas en la ciudad deportiva cada día. Yani her gün 12 saat çalışırım tesislerimizde. Y tengo la conciencia muy tranquila. Ve gerçekten vicdanım rahat.